Son şunu da tutanaklara geçirip bitireceğim. Kişiye özel kanun, şahsıma kanun. Bu da en önemli örneklerinden bir tanesi. Bazı arkadaşlar atıp yaptı. Ben tutanaklara girsin diye tarihli kayıtlı okuyorum. 3 Kasım 2002 seçimleri öncesinde Yüksek Seçim Kurulu toplanır. Der ki şu partilerin örgütlenmesi tamamlanmış. Aşağıdaki partilerin de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden aldık grubu var diyor. 6. sırada Adalet ve Kalkınma Partisi var. Yukarıda yok Adalet ve Kalkınma Partisi. Yani bu kanun 2002'de yürürlükte olsaydı Adalet ve Kalkınma Partisi seçime giremezdi. Çok net. Bu tarihler kayda girsin arkadaşlar. Bu yarın öbür gün hepimize lazım olacak. Bu kayıtlar hepimize lazım olacak. Fazilet Partisi Haziran 2001'de kapatılır. Adalet ve Kalkınma Partisi Ağustos 2001'de kurulur. Kasım 2002'de seçim yapılır. AKP 1. Kongresi 2003'te yapılır. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi kendisi kongre yapmadan seçime girdi. %10 baraj nedeniyle %30 oy alıp %60 parlamento çoğunluğunu aldı. Ondan sonra geldi her seçim döneminde kanunları istediği gibi şekillendirmeye devam ediyor. Bence arkadaşlar yapın. Bu son yapışınız. Şöyle bitireyim. Kusura bakmayın, herkesin takımına saygım var. Ben Beşiktaşlıyım çocukluğumdan beri. Biz parası olmayan bir kulüptük. Tesis yoktu Beşiktaş'ta 90'lı yıllarda falan. Ama Vedat Okker'den kalma bir söz vardır. Hep büyüklerimiz bize onu öğrettiler. Dediler ki sen Beşiktaş'san bütün haksızlıklara rağmen sahaya çıkacaksın. Karşındaki takımı yeneceksin. Hakemi yeneceksin. Üstüne federasyonu yeneceksin. Ama Beşiktaş'san Beşiktaşlı gibi oynayıp kazanacaksın. Bence Türkiye halkı da AKP'den kurtulmayı kafaya koymuş durumda. AKP'yi de yenecek. Cumhur İttifakı'nı da yenecek. YSK'yı da yenecek. Bütün kuralsızlıklara rağmen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin son yaptığı seçim kanunudur bu. Ben sizi uyarıyorum. Ben olsam tarihe böyle geçmek istemezdim. Bütün bunlara rağmen yenilmiş bir iktidar olmak yazık olacak. Ama benim söyleyebileceğim tek şey var. Geçmiş olsun arkadaşlar.